Merhaba arkadaşlar. Kurskolik kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlerle kimya 11. sınıf kazanım kavrama testlerinden 18.sini çözeceğiz. Konumuz kimyasal denge. Hazırsanız başlayabiliriz. Birinci sorumuz, metilamin maddesinin sulu çözeltisiyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Metilamin arkadaşlar zayıf bir bazdır. Zayıf bir baz olduğu için suda çözünmesi denge halindedir. CH3, NH2 suda çözünürken H2O'da bazlar hidrojen alırlar. CH3, NH3 şeklinde iyonlaşır. Artı OH iyonu oluşmuş olur. İyonlaşma tepkimesi bu şekildedir. Doğru. Eşit derişimli ve eşit hacimli kuvvetli asit ile oluşturduğu sulu çözeltisi turnusol kağıdının rengini kırmızıya çevirir. Şimdi metilamin için zayıf baz dedik. Zayıf bazların kuvvetli asitle tepkimesi sonucu ne oluşuyordu? Asidik tuz. Bu tepkime sonucunda asidik tuz oluşur ve asidik tuzlar asitler gibi turnusol kağıdının rengini kırmızıya çevirir. Doğru. Sulu çözeltisinde OH iyonları CH3 NH2'ye eşittir derişim olarak. Şimdi arkadaşlar zayıf asit ve bazların iyonlaşmaları %100 olmadığı için örneğin buradan 1 molar alıyorsam buradan 1 molardan daha az miktarda yani mesela 0,1 molar iyonlaşır. Çünkü iyonlaşma denklemi %100 değildir. O zaman oluşacak OH iyonu 0,1 molardır. Yani CH3 NH2 derişimine eşit değildir. O zaman bu yanlış, cevabımız C şık. İkinci soru. Aşağıda verilen çözeltiler karıştırıldığında son durumdaki çözeltinin pH değeri 7 oluyor. Çözeltinin pH değerinin 7 olması demek ne demek? Nötr olduğu anlamına gelir. Nötr olduğu zaman burası baz çözeltisi, burası asit çözeltisi. Bazdan gelen OH iyonunun mol sayısı eşit olur. Asitten gelen hidrojen iyonunun mol sayısına. Peki, bazdan gelen OH iyonunun mol sayısını nasıl hesaplıyorduk? Molarite baz çarpı molarite baz çarpı hacim baz çarpı bazın tesir değerliği. Yani suya verdiği OH iyonu sayısı eşit olur. Molarite asit çarpı hacim asit çarpı asitin tesir değerliği. Yani suya verdiği hidrojen iyonu sayısı. Şimdi OH iyonundan suya verilecek bir tane OH iyonu var. O zaman bunun tesir değerliği nedir? 1'dir. Sülfürik asitte suya verilecek kaç tane hidrojen iyonu var? 2 tane hidrojen iyonu var. O zaman bunun tesir değerliği kaçtır? 2'dir. Şimdi verilen değerleri yerine yazalım. Kaç mililitre sülfürik asit kullanılmış diye soruyor. Bazın derişimi 0,3 molar. Hacmi 4 litre. Tesir değerliği 1. Asitin derişimi 0,1 molar. Hacmi x litre. Bunu arıyorum. Tesir değerliği 2. X değerini arkadaşlar 0,3 çarpı 4 bölü 0,2'den kaç olarak buluruz? 6 litre olarak buluruz. Fakat soruda bize ne diyor? Kaç mililitredir? O zaman asitin hacmi eşittir 6000 mililitre. Cevabımız A şık. Üçüncü sorumuz. 0,5 molar sülfürik asit çözeltisinin 25 santigrat derece sıcaklıkta pOH değeri kaçtır? Şimdi sülfürik asit nedir? Kuvvetli bir asittir. Kuvvetli asitler suda %100 iyonlaşırlar. O zaman sülfürik asitin iyonlaşmasını yazarken ne kullanacağım? Tek yönlü ok kullanacağım.
2 tane hidrojen iyonu artı sülfat iyonu. Eksi 2. Suda. Suda. İyonlaşma denklemini yazdık. Eğer buradan 0,5 molar tepkimeye giriyorsa, buradan 2 katı 1 molar açığa çıkıyordur. Bana gerekli olan hidrojen iyonu. Hidrojen iyonu derişimini kullanarak ne bulabiliriz? pH bulabiliriz. pH eşittir eksi logaritma hidrojen iyon derişimi. O zaman bu şartlarda pH değerimiz ne oluyor? Eksi logaritma birden pH eşittir 0 oluyor. pH'i 0 olan bir maddenin standart şartlarda yani 25 santigrat derecede pOH değeri nedir? pH artı pOH 25 santigrat derece için 14'tü. pH değeri 0 ise eğer pOH değeri eşittir 14 deriz. O zaman cevabımız E şık. Dördüncü sorumuza gelelim. Şimdi bu soruyu okuduğumuz zaman arkadaşlar X gram kalsiyum hidroksit bileşiği ile hazırlanan çözeltinin 25 santigrat derecede sıcaklıkta pH değeri 13'tür. Buna göre X değeri kaçtır? Bu soruda okuduğumuzda hemen hacmin eksik olarak verildiğini görüyoruz. Eğer hacmi çözeltinin hacmini 1 litre olarak verirse soru tamamlanmış oluyor. O zaman 1 litreye göre sorumuzu çözelim. Kalsiyum hidroksit bileşiğinin 25'teki pH değeri 13'müş. Şimdi bazların pH ile işlem yapamam. Bazların pOH ile işlem yaparım. pOH'ını bulacağım. pOH artı pH değeri neydi 25 derece için? 14. Eğer pH değeri 13 ise pOH değeri nedir? 1'dir. Peki kimin logaritması 1'e eşittir? Kimin eksi logaritması 1'e eşittir? O zaman OH iyon derişimin buradan ne çıkar? 10 üzeri eksi 1. Yani 0,1 molar olarak bulurum. İyonlaşma denklemini yazdığımız zaman kalsiyum hidroksit suda iyi iyonlaşan bir baz. Kalsiyum artı 2. 2 tane OH eksi şeklinde iyonlarını ayrıştı. OH iyon derişimini kaç bulduk? 0,1 molar. Nereden? Buradan geliyor. O zaman katsayısı 2 olduğunda 0,1 ise katsayısı 1 olan kalsiyum hidroksitin de derişimi 0,1 bölü 2 molardır. Şimdi ne yapacağız? Molaritesini bildiğim bir maddenin mol sayısından sonra da kütlesini hesaplayacağız. Molarite eşittir. Mol sayısı bölü hacim. Hacmimiz 1 litre olarak kabul edelim dedik. Mol sayısı buradan 0,1 bölü 2 mol çıkar. Ya da 0,05 mol. İşleme devam edeceğim için bu şekilde bıraktım. Yine mol sayısı eşittir kütle bölü molekül ağırlığından. 0,1 bölü 2 mol eşittir kütlesi nedir? Yani X değeri nedir? Molekül ağırlığı kalsiyum hidroksit için molekül ağırlığını bulalım. Kalsiyum 40. OH 16 artı 1'den 17 çarpı 2 eşittir ne yapar? 34 40 daha 74 yapar. O zaman bölü 74 diyorum. Buradan kütle değerimi kaç bulmuş olurum? 0,1 çarpı 74 bölü 2'den M eşittir 3,7 gram olarak bulurum. M dediği bana sorduğu X'ti. O zaman cevabımız A şık. Beşinci sorumuz. Bir grafik sorusu. Asit bazlarda genelde karşımıza çıkabilir. Bu grafikte bize ne ifade ediyor? Bakın, OH iyonları derişiminin hidrojene karşı olan değişimini veriyor. Oda koşullarında dediği için şunu unutmuyorum. Oda koşullarında OH ile hidrojen iyonları çarpımı neye eşitti? Hidrojen iyonları çarpımı eşitti arkadaşlar 10 üzeri eksi 14'ü. Oda koşullarında bu şekilde. O zaman ben şurada A noktasını verdiyse eğer OH iyon derişimi 10 üzeri eksi 5 ise çarpım değerini kullanarak buradaki değerini bulabilir miyim? Evet bulabilirim. Hidrojen iyon derişimi kaçtır? A noktası için diyorum. A noktası için OH çarpı
10 üzeri eksi 5 çarpı hidrojen iyon değişimi neye eşit olur? 10 üzeri eksi 14'e. O zaman hidrojen değişimini buradan kaç olarak bulmuş olurum? 10 üzeri eksi 9'u. Yani şuradaki değer 10 üzeri eksi 9. Yine verilmeyen D değerini de bulabiliriz. C noktası için D çarpı 10 üzeri eksi 4, D çarpı 10 üzeri eksi 4 eşittir 10 üzeri eksi 14'e. Buradan D değerini de 10 üzeri eksi 10 olarak bulabilirim. Şimdi sorumuza bakalım. A noktasında çözeltinin pH değeri 5'tir. pH'i neye göre buluyorum? pH eşit de eksi logaritma H artı iyon değişimi. O zaman H artı iyon değişimini şurada bulmuştuk. Eksi 19 olarak yerine yazarsak A noktasında pH eşittir 9 çıkar arkadaşlar. Bu yanlış. B noktasında çözelti nötr özellik gösterir. Bakıyorum B noktasında çözeltinin pH değeri ile, affedersiniz, H artı iyon değişimi ile, önce bunu verelim, H artıyla OH iyon değişimi nedir? Bakın grafiğe bakıyorum, birbirine eşit. 10 üzeri eksi 7, 10 üzeri eksi 7. O zaman bu çözelti nedir? Nötrdür. pH eşittir pOH'a. C noktasında çözelti asit özelliği mi gösterir? Bakalım. C noktasında hidrojen iyon değişimi 10 üzeri eksi 4. OH iyon değişimi 10 üzeri eksi 10. Yani hidrojen iyonlarının değişimi büyüktür OH iyonları değişimini. O zaman çözelti nedir? Asittir. E noktasında çözelti kırmızı turnusol kağıdına etki eder mi? Kırmızı turnusol kağıdına etki etmesi için baz olması gerekir. E noktasına bakıyorum arkadaşlar. Burada bana değer vermemiş olsa bile OH iyon değişiminin 10 üzeri eksi 5'ten küçük bir değer olduğunu, hidrojen iyonlarının da aşağı doğru geldiğimde 10 üzeri eksi 9'dan büyük olduğunu. O zaman E noktasında madden baz özelliğinde olduğu için kırmızı turnusolü etki eder ve bu da doğrudur. Cevabımız D şık. 6. soruya gelelim. Periyodik sistemde X, Y, Z, M, T elementlerinin yerleri gösterilmiştir. Yargılarından hangileri doğrudur diye soruyor. Şimdi X'in kim olduğunu biliyorum ben. Hidrojen. Ve diğer verilenlerin de kimler olduğunu aslında tahmin edebiliyorum. X hidrojen. Z berilyum. Ben mağazada caka satarken 2A grubunun ilk elementi. Ya da 1A grubu Haydarpaşa Lisesi'nin nankör kimyacısı Yna sodyum. 6A grubunun ilk elementi kim? Oksijen. 7A grubunun ilk elementi kim? Flor. Evet, bunlara göre hangileri doğrudur? YMX, Y sodyum, M O, X H sodyum hidroksit. Bazik kuvveti Z berilyum hidroksit. Evet. 1A grubunun bazlık kuvveti 2A grubundan daha büyüktür. Doğru. YT tuzunun sulu çözeltisi bazik özellik gösterir. Y sodyum florür T. Şimdi sodyum florür tuzu neyden oluşacak? Sodyum hidroksit ve hidrojen florürden. Kuvvetli baz, zayıf asit. O zaman bu tuz ne özelliği gösterir? Bazik özellik gösterir. Doğru. XT'nin pH değeri X dediğimiz kim? H, F. XT yani hidrojen florür asidinin pH değeri X2M yani H2O. Bu asittir. Bu nötrdür. pH değerinden küçüktür. Asitlerin pH değeri 7'den küçük. O zaman pH'i 7'den küçük olduğu için bazıların pH, nötrlerin pH değeri 7 olduğu için küçüktür.
Buna 1 dersek pH 2'den. Burası 7'den küçük olacak çünkü pH küçük 7'den. Burası pH eşittir 7 olacak. Bu da doğru. Cevabımız E şık. 7. soru. Oda koşullarında başlangıç değişimi 0,1 molar olan bir değerlikli zayıf bir bazın %1'i iyonlaştığına göre, şimdi arkadaşlar bir değerlikli zayıf bir baz dediği zaman bunu nasıl gösteriyorum? Şu şekilde gösteriyorum. M O H şeklinde ifade ediyorum ya da sodyum hidroksit kuvvetli baz, NH3 zayıf baz şeklinde ifade edebilirsiniz. MOH suda %100 iyonlaşmayacaktır. Çift yönlü okla gösteriyorum. M artı OH eksi şeklinde iyonlarına ayrışır. Bakıyorum bunun başlangıç değişimi 0,1 molarmış. Fakat %0,1'i iyonlaşıyormuş. Yani %0,1 iyonlaşıyorsa 0,1 molarda ne kadar iyonlaşır şeklinde denklem kuruyorum. 0,1 çarpı 0,1 bölü 100'den soru işareti buradan ne gelir? 10 üzeri eksi 4 moları iyonlaşır. O zaman diyorum ki 10 üzeri eksi 4'ü iyonlaşır. Buradan 10 üzeri eksi 4 açığa çıkar. Buradan da 10 üzeri eksi 4 açığa çıkar molarite olarak. Peki pOH değeri nedir? pOH'ı neye göre hesaplarım? Suya verdiği OH iyonları derişimine göre hesaplarım. Eksi logaritma OH iyon derişimi eşitti pOH'a. Bu durumda pOH değerim ne çıkar? Eksi logaritma 10 üzeri eksi 4'ten pOH eşittir. Arkadaşlar 4 çıkar. Birinci doğru. KB'sini bul diyor. KB neydi? Denge sabitiydi. Bazlık dengesi. Bunlardan başlangıçta hiç yok. 0,1 eksi 10 üzeri eksi 4 kalıyor. 10 üzeri eksi 4, 10 üzeri eksi 4. KB yazılırken nasıl yazılıyordu? KB eşittir. Ürünlerde bulunan derişimler. M artının derişimi. OH eksinin derişimi. Bölü. Nedir? MOH'ın derişimi. Bazımızın derişimi. Buradan KB değerimi nasıl hesaplayacağım? 10 üzeri eksi 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 bölü. 0,1'in yanında 10 üzeri eksi 4 çok küçük bir değer olduğu için ihmal edilirdi. Bu durumda 0,1 diyeceğim ve KB eşittir. 10 üzeri eksi 8'den 1'i çıkardığım zaman 10 üzeri eksi 7 olarak bulmuş olacağım. Bakıyorum cevaplarda 2 çarpı 10 üzeri eksi 7 yanlış. Peki bu baz olduğu için OH derişimi hidrojenden küçük müdür? Hayır, bazlarda OH iyon derişimi arkadaşlar hidrojen iyon derişiminden büyük olması gerekir diyoruz. Cevabımız nedir? Yalnız bir A şık. 8. sorumuz. Oda koşullarında bulunan saf su dolu kaplar üzerinde verilen maddeler eklenirse kaplardaki pH değeri nasıl değişir? Saf suda arkadaşlar oda koşullarında pH değeri nedir? 7'dir. pH değeri 7 hepsinde. Bunda da 7. Nötr halde. Asit ilave ediyorum. Asit ilave edersem ne olur? pH'ı 7'den küçük olur. O zaman ne olur? 7'den küçük olacağı için pH azalır. Birincisinde. Baz ilave ediyorum. Bu durumda pH'ı 7'den büyük olur. pH artar. Yine asetik asit ilave ediyorum. Asit ilavesinde kuvvetli olsun, zayıf olsun fark etmez. Asit olduğu için pH'ı 7'den küçük olacaktır. Baz olanlarda da pH'ı 7'den büyük olacaktır. O zaman bu durumda da pH ne yapar? 7'den küçük olacağı için azalır diyoruz. Cevabımız nedir? Azalır, artar, azalır şeklinde D şıkkı diyoruz. 9. sorumuz. 25 santigrat derece sıcaklıkta hazırlanan 0,1 molar NH3 çözeltisinin pH değeri ve iyonlaşma yüzdesi hangisinde doğru verilmiştir? KB'si 10 üzeri eksi 5. Şimdi arkadaşlar NH3'ün iyonlaşma denklemini yazalım.
NH3 suya atıldığı zaman H2O sıvısına NH4 artı OH eksi şeklinde iyonlaşır. Bir değerli bir baz 0,1 moları varmış. Ne kadar iyonlaştı bilmiyorum. X kadar oluşur. X kadar oluşur. Sonuçta 0,1'in yanında iyonlaşan kısım çok çok az olduğu için ihmal edilir. Toplama ve çıkarma işlemlerinde 0,1 kaldı deriz. X kaldı, X kaldı. Bu durumda KB'yi kullanarak KB eşittir. Ürünlerde bulunan NH4'ün derişimi, OH iyon derişimi bölü girenlerde su sıvı halde olduğu için yazılmaz. NH3 çözelti olduğu için yazılır. KB değerim 10 üzeri eksi 5 eşittir. X çarpı x bölü 0,1'den x kare eşittir. 10 üzeri eksi 6'dan x değerim 10 üzeri eksi 3 çıkar. X olarak kime demiştik? NH4 ve OH'a. O zaman OH iyon derişimini kullanarak POH'ı hesaplarız. Eksi logaritma OH iyon derişimi. POH değerimiz ne olarak çıkar buradan? Eksi logaritma 10 üzeri eksi 3'ten POH eşittir. 13 çıkar. Pardon, 3 çıkar. POH'ı 3 ise pH'ı da toplamı 14 olacağı için 11 çıkar. pH değerim 11. Peki iyonlaşma yüzdesini nasıl bulacağız? İyonlaşma yüzdesini de şu şekilde bulacağız arkadaşlar. Diyeceğiz ki eğer ben 0,1 molar suya attığım zaman ne kadar iyonlaştı? X kadar. X'i kaç bulduk? 10 üzeri eksi 3'ü iyonlaşıyorsa 100 olsaydı ne kadar iyonlaşırdı? Soru işareti eşittir. 10 üzeri eksi 3 çarpı 100 bölü 0,1. Buradan ne gelir değerimiz? Bir olarak bulmuş oluruz iyonlaşma yüzdesini, %1. Cevabımız nedir arkadaşlar? 5. 10. sorumuz. Yine bir grafik sorusu. OH iyon derişiminin H artı iyon derişimine grafiği. Bakın şurada X noktasında ikisi de birbirine eşit olduğu için burası nedir? Nötrdür. Bu durumda şuraya geldiğim zaman OH iyonları 10 üzeri eksi 7'den büyük. Örneğin 10 üzeri eksi 5 büyük olacak. O zaman burası da 10 üzeri eksi 7'den küçük. Yani örneğin 10 üzeri, burası 10 üzeri eksi 5 ise burası 10 üzeri eksi 9 olur. Yani neresi burası? OH iyonları hidrojenden büyük olduğu için pH 7'den büyük olur ve bazik bölgeye geçmiş olurum. X bölgesi için ve Y bölgesi için diyor. Hangilerinde X büyük Y olur? pH değerlerine bakalım. X'te pH değeri ikisinin de 7. pH'ları arkadaşlar. 7'ye 7. X'te ikisinin de 7. Pardon. Y'ye bakıyorum. pH'ı 9. Değil mi? 10 üzeri eksi 9'dan. Şuradan hemen hesaplayabilirsiniz. pOH eşittir. Eksi logaritma 10 üzeri eksi 9'dan pH eşittir. 9 çıkar. Değerleri biz verdik. Fakat 7'den küçük ve 7'den büyük olmasına dikkat edelim. O zaman x küçük y olur birincisinde. Bunu eledik. Hidrojen iyon derişimi nedir peki? Hidrojen iyon derişimi. X'e bakıyorum. Hidrojen iyon derişimi. X de 10 üzeri eksi 7. 10 üzeri eksi 7. Y'de de verdiğimiz değer 10 üzeri eksi 7'den küçük olduğu için 10 üzeri eksi 9 örneğin. O zaman x büyük y olur burada. pOH değerine bakıyorum. X'te pOH değeri nedir? 7'dir. Y'de pOH değeri nedir? 10 üzeri eksi 5'ten
eksi logaritma 10 üzeri eksi 5'ten 5 olarak buluruz. Yine burada da pOH değeri büyük olmuş olur. X'in Y'den cevabımız E şıkkı 2 ve 3. 11. sorumuza gelelim şimdi. HX, HY, HC zayıf asitlerinin başlangıç derişimi eşit olup, yani hepsinden birer molar alınmış başlangıç derişimi olarak, sulu çözeltisinin pH değerleri sırasıyla HX, HC, HY şeklindedir. Buna göre hangileri doğrudur? Başlangıç derişimlerini eşit almışız fakat pH değerleri farklı çıkmış. Demek ki bunların iyonlaşma yüzdeleri farklı. Şimdi pH değerlerine baktığım zaman, örneğin hepsi asit olduğu için 7'den küçük. Örneğin buna 6 derim, buna 5 derim, buna 4 derim. 7'den küçük hepsi ve sırasıyla bu şekilde. pH'ları 6 olanın hidrojen iyon derişimi nedir o zaman? pH 6 ise hidrojen iyon derişimi kimin logaritması 6'dır? 10 üzeri eksi 6'nın. Kimin logaritması 5'tir? 10 üzeri eksi 5'in. Kimin logaritması 4'tür? 10 üzeri eksi 4'ün. Bu durumda ortama 1 molar attığım zaman HX için bahsediyorum. HX için 1 molar koyduğumuz zaman ne kadar iyonlaşmış? 10 üzeri eksi 6'sı. Yüzde ne kadar iyonlaşır o zaman? Bakın iyonlaşma yüzdesi en küçük olan HX oluyor. En büyük olan bu oluyor, değil mi? Hesaplayalım. 100 çarpı 10 üzeri eksi 6 bölü 1. Buradan ne çıkar? 10 üzeri eksi 4 çıkar. Bir de HZ'ninkini hesaplayalım. HY'ninkini. Şurada değerleri dikkat edelim. HX, HZ, HY şeklinde verilmiş. HY'ninkini hesaplayalım bir de. Diyorum ki 1 molarda 10 üzeri eksi 4 ise yüzde ne kadardır? 10 üzeri eksi 2'dir. O zaman iyonlaşma yüzdesi en büyük olan pH'i en küçük olandır. HY büyüktür HZ'den. O da büyüktür HX'den. Bir doğru olacak o zaman. Asitlik sabitlerinden bahsettiğimiz şey ne? Ka'ları, Ka değeri. Ka değerini birisi için bir hesaplayalım. Ona göre yorumumuzu yapalım. Örneğin HX için Ka değerimizi hesaplayalım. Ka eşittir HX'te. HX'in iyonlaşması nasıl olacak arkadaşlar? Şöyle şurada yapalım. HX zayıf olduğu için hidrojen artı x eksi şeklinde iyonlaşacak. X eksi iyon derişimi H artı iyon derişimi bölü HX. HX dediğimiz, yani hepsinin başlangıç derişimi eşit olduğu için zaten burası elendi. İyonlaşanların derişimleri çarpımı. O zaman iyonlaşanların derişimleri çarpımı kimde en büyük olacak? İyonlaşma yüzdesi en büyük olan da derişimler çarpımı da en büyük olacaktır. O zaman yukarıdaki ile aynı olması gerekir. Bu yanlış. Eşit derişimli çözeltilerin aynı sıcaklıkta iletkenliği kimle orantılıdır arkadaşlar? Şöyle, kuvvetli olanın iletkenliği daha fazladır. O zaman kim kuvvetli? Ka'sı büyük olan daha kuvvetlidir. Ka'sı büyük olan daha kuvvetli. Bu durumda HY büyüktür, HZ büyüktür, HX şeklindedir. Bu da doğrudur. 1 ve 3 doğru. C şık. 12. sorumuz. 12. sorumuzda da 10 üzeri eksi 4 molar hidrojen florür çözeltisinin pH'i 6 olduğuna göre Ka değeri kaçtır? Şimdi diyoruz ki pH'i 6 ise o zaman kimin eksi logaritması 6'ya eşittir? Hidrojen iyon derişimini bulabiliriz bu durumda. Kimin eksi logaritması 6'ya eşittir arkadaşlar? 10 üzeri eksi 6'nın eksi logaritması 6'ya eşit. O zaman hidrojen florür suda az iyonlaşan bir asit olduğu için zayıf asit. H artı F eksi şeklinde. Başlangıç derişimi 10 üzeri eksi 4 ise ne kadar iyonlaşmış? Bunlardan hiç yok. 10 üzeri eksi 6'sı iyonlaşmış. O zaman bu da 10 üzeri eksi 6'dır. Buradan da 10 üzeri eksi 6 gelir.
10 üzeri eksi 4 yanında 10 üzeri eksi 6 küçük bir sayı olduğu için ihmal edilir. Toplama ve çıkarma işlemlerinde Ka değeri yazılır. 10 üzeri eksi 4 denge anında 10 üzeri eksi 6, 10 üzeri eksi 6. Ka eşittir. Ürünlerin derişimleri H artı F eksi şeklinde. Bölü girenlerin derişimi hidrojen florür şeklinde. Bu durumda Ka değerimiz nedir? 10 üzeri eksi 6, 10 üzeri eksi 6 bölü 10 üzeri eksi 4. Ka eşittir. Eksi 6 eksi 6 eksi 12, 4 çıktı. 10 üzeri eksi 8 olarak bulunur. Cevabımız nedir? B şıkkı. Evet, bu soruyla da testimizin sonuna geldik. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.